Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere yeni bir şirketin daha bir incelemesini yapmak için karşınızdayım. Ben Temettücü Turgay, kanalıma hoş geldiniz. Hemen yayına başlayalım isterseniz. Video çalışmalarında sizlere göstereceğim şeyin ne olduğunu biraz araştırdım ve ilgi sahibi olduğum için, biraz da ilgimi çektiği için sizlere araştırma konusunda biraz hap bilgiler sunacağım. Hemen başlıyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada incelemeyi Dardanel firması üzerinden yapmak istiyorum. Dardanel firmasının son 3 yıl içerisinde gelmiş olan kap haberlerini inceledim ve bazı elde etmiş olduğum bilgilere ulaştım diyebilirim. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Dardanel firmasının 2 Nisan 2021 tarihinde gelen bir bilgilendirmesinde 23 Aralık 2020 tarih ve yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde yer alan dondurulmuş 2023 tarihinden başlayarak yapılması planlanan dondurulmuş deniz ürünleri üretim tesisi yatırımımızın yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesiyle Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesini. Bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip olduğumuz 112.411 metrekare yerimize ilave olarak halen Çanakkale Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak bu yere bitişik konumdaki 4.460 metrekare yerin daha satın alınmasına karar verilmiştir. Aslında firma sürekli kendisini ilerleyen zaman diliminde incelemelerimizin sonucunda anlayacağız ki yatırımını yapa yapa ilerleyerek bugünlere doğru gelmiş gibi görünüyor. Bir yandaki kap haberine geçeceğiz. 13 Nisan 2021 tarihinde gelen kap haberinde de Edirne Enez'de ton balığı konserve fabrikası inşaat tesis yatırımıza ilişkin olarak komple yeni yatırım 127.818.082 TL harcama tutarı ile çeşitli vergi, sigorta primi ve faiz teşviklerinden yararlanmak amacıyla hazırlanan yatırım teşvik belgesinin onayı için ilgili kamu kurumlarına başvuruda bulunmasına karar vermişler. Burada da bilgilendirmeleri adım adım yapmışlar. 20 Nisan 2020 tarihinde biraz geriye gidiyoruz bu sefer arkadaşlar. 31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda geçen Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık ve AŞ, Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye gayrimenkul devri ve diğer borçlar için olan ödemeler bugün itibariyle tamamlanmış olup bu kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamıştır. Bedellerini ödediğimiz ilgili gayrimenkullerin tapularının şirketimize devri işlemlerine geçilmiştir. Yaşadığımız seyahat ve çalışma koşullarındaki kısıtlık halinin izin verdiği en kısa süre içinde tapu işlemleri de bitirecektir. Aslında 2021 yılının bir yıl öncesine gittiğimizde 2020 yılının Mart ayında pandeminin başladığı dönemde şirket borçlarını aslında bitirmiş ve alması gereken tapu devir işlemlerine zaten başladığını o tarihlerde söylüyor. Tıpkı bugünlerde Sasa'nın bundan 5 yıl öncesinde veya Hektaş firmasının bundan 5 yıl öncesinde yapmış olduğu kap haberlerinde yatırımlarını nasıl yaptığını, gelecekle ilgili bazı planlamalar olduğunu aslında bu firma bizlere yavaş yavaş söylemiş diyebiliriz. Bunu size neden açıklıyorum derseniz, bundan sonraki süreçte de şirketlerinizi bu tarz bakış açılarıyla yaklaşarak bakış açısını daha da geliştirerek incelemeniz daha olumlu olacaktır diye sizlere bu paylaşımı yapmaya çalışıyorum. 2020 yılının 16 Eylül'üne gidiyoruz şimdi. 2021'den bir yıl öncesine. Ana sözleşmesinde yer alan sermaye maddesinin süresinin uzatılması ve rakamların güncellenmesine karar verilmiş. Yani 2020 yılında 85 milyon ödenmiş sermayesini 250 milyon, kayıtlı sermaye tavanını 85 milyonu 250 milyon seviyesine çıkartmakla ilgili bir talepte bulunacağını söylüyor arkadaşlar. Geldik 2020 yılının Aralık ayına ve sonrasında zaten 2021'i sizlere anlatmaya çalışmıştım. Burada Çanakkale Boğazı'nda Karamidye tesisi, işte Çanakkale Gelibolu Deniz Alanı'nda 1000 ton yıllık mahsul üretim kapasiteli, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 20 milyon TL yıllık olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 12 milyon TL olacak gibi bilgilendirmeler veriyorlar. Edirne Enez'de ton balığı konserve tesisi, bunun yanında Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurulmuş deniz ürünleri tesisi, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım planlaması. Aslında şirket adım 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 2020 yılıyla 2021 yıllarını kıyasladığımızda bizlere çok net bilgiler vermeye çalışmış. Dardanel, Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirdiğimiz karamidye yetiştirici tesisimiz planlanan 12 milyon harcamanın %70 oranında gerçekleştirmesiyle faaliyete alınmıştır diye bilgilendirmeyi yine Temmuz ayında 2021'in Temmuz'unda veriyor. 2022 yılının Mart ayına geldiğimizde şirketimizin kara midye üretim tesislerinin büyütülebilmesi ve etkin yönetilebilmesi amacıyla sermayesinin %100'ü iştirakimize ait 500 bin TL
kuruluş sermaye ile Dardanel Medya Üretim AŞ ünvanı ile şirket kurulacak mevcut medya üretim faaliyetlerimizin bu şirkete devrine karar vermiştir diye bir bilgilendirme yaptığını ekranda görmek mümkün diyebiliriz. 2022'nin yılının Mayıs ayına geliyoruz. Mart'tan sonra Mayıs'a geliyoruz arkadaşlar. Şirketin 2020 yılı beklentilerinin aşağıdaki yer alan şekillerde güncellendiğini söylüyor ya da verilerini. Yıllık satış artışı %120 civarında olacak. Artı eksi %10 puan azalır veya artar diyor. Burada hemen size şuna geleceğim. Şu ana kadar 9 aylık gelen verileri de dikkate alacak olursak %132'lik bir satışın arttığını 2021'in 9 aylık bölümüyle 2022'nin 9 aylık bölümünü karşılaştırdığımızda artışın çok ciddi manada şirket tarafından verilen bilgilendirme neticesinde doğru bir şekilde geldiğini gözlemlemek mümkün adeta. Yıllık kapanış elbette henüz gelmedi. Geldikten sonra tekrar incelemeye devam edeceğiz diyebilirim. Dardanel'in tekrardan yeni gelen şirket haberlerine baktığımızda genel kurulda görüşülmüş kabul edilmiştir diyor. 595 milyon olan kayıtlı sermaye tavanını bu kez 2026 yılına kadar 1.2 milyar TL'ye çıkartmaya karar veriyor arkadaşlar. Peki bu şirket ilerleyen zaman diliminde bedelli sermaye arttırımı yaparak mı ilerliyor yoksa bedelsiz sermaye arttırımı yaparak mı ilerliyor? Bedelsiz sermaye arttırımlarına baktığımızda sanki burada öyle bir bölüm yok. Bedelli sermaye arttırımı yapa yapa ilerlemiş 2003, 2005, 2021 yıllarında. Diğer bölümlerde çok fazla başka bir şey yok. Çok çok eskiye gidecek olursak yine 97, 98, 2000'li yılları işaret ediyor diyebiliriz. Evet, buraya geldik. Burada Dardanel'in yapmış olduğu açıklamada ne diyordu? Yunanistan'da şirket satın alınması süreci hakkında. 2022'nin Haziran'a geldik. İlgili açıklamalarımıza konu olan Kalimannis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük şirketi içerisindeki varlıklarının gayrimenkulleri, fabrika, bina, arazileri ve üretim makine tesisleriyle ticari marka, lisans ve ünvanların Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Grisya'na devrine ilgili Yunan mahkemesince bugün olumlu karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Bir sonraki kap haberine geldiğimizde sermayesi %100 oranda şirketimize ait olan ve mali verileri tam konsolidasyon kapsamında şirketimiz mali tablolarında konsolide edilen Dardanel Dağıtım AŞ Milli Savunma Bakanlığı'ndan KDV hariç 308,5 milyon TL teslim satış tutarlı ihaleyi kazanmıştır diyor. Yeni bir kap haberine geliyoruz. Bu kez kap haberi değil de Ekonomist dergisinde yayınlanan bir röportaj karşıma çıkıyor arkadaşlar. Bu röportaja göre burada diyor ki büyüme için bu Dardanel firması büyüme için 50 milyon dolar yatırım yapacak. Geçen yıl Yunanistan'ın köklü deniz ürünleri markası Kalimannis'i satın alan Dardanel iç pazarda yeni kategorilerle büyürken ihracatta atak yapacak. Dardanel Şirketler Grubu İcra Kurulu üyesi Ayşe Önen Oğuz önümüzdeki 2 yılda 50 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söylüyor. Yani şirketin 50 milyon dolarlık yatırım yapması demek aslında 20 lira desek dolar kabaca düz hesap 1 milyar TL civarında bir yatırım düşünüyorlar. Şu an için 1.9 milyarlık satışı olan bir firma. Hadi yıl sonu kapanışla geldi 2.2-2.3 milyar seviyelerine ulaşmış olsa şu anki makine teçhizatla fabrika üretim tesisleriyle 2.3 milyarlık bir satış yapıyorsa 1 milyar TL'lik bir fabrika kurulması durumunda yeni bir yatırım yapılması durumunda acaba bu cirosundaki artışlar, satışlar nerelere gelir bunu gözlemlemek lazım. Satışlarına baktığımızda evet satışlarındaki yükselişler gayet güzel. Fabrik bölümü bir miktar aşağıya düşse de şirketin önümüzdeki süreçte bunun üstesinden gelebilecek bir kapasitesi varsa daha da olumlu yönde hareket edeceğini gözlemlemek mümkün olacaktır. FK durumuna baktığımızda asla hiç kimsenin burada cezbetmeyen ya da hiç kimsenin takip etmeyeceği bir şirket olarak karşınıza dahi çıkabilir. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda 2.92 ile bir miktar cazip görünse de FK oranı açısından baktığımızda hiç de cazip değil. Fiili dolaşımın %31 oranında olması aslında bu bölümde bir miktar daha iyi. %7 civarında öz kaynak karlılığına sahip şu an için firma ve burada baktığımız zaman cari oranı 1.03'ler seviyesinde diyebiliriz. Karnesine baktığımızda 6'da 2 borçluluk, 6'da 4 büyüme, 6'da 1 karlılık anlamında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki bu şirketin siz nasıl bir açıklamasını yapabilirsiniz veya bize gösterebilirsiniz. Dardanel'in burada bir açıklamasını girdiğimizde son 40 dönemi açtım arkadaşlar. 40 dönem demek
yaklaşık 10 yıl demek oluyor. Geçmişteki 10 yıl süre içerisinde şirketin faaliyetlerindeki büyümenin nasıl olduğunu hep beraber gözlemleyelim. Bakın buradan itibaren 2012'den itibaren gözlemlediğimiz kadarıyla yavaş yavaş yukarıya doğru yükselişler oluyor. 2016'dan 2017'ye doğru burada bir düşüş söz konusu. 2016'dan 2017'ye giderken aşağıya doğru bir düşüşün olmasının nasıl bir beklentisi, nasıl bir etkisi var ona bakalım. 2016'dan 2017'ye doğru son rallilerini yapıyor. 2017'den itibaren şirket 2019 yılına kadar tamamen bir düşüş trendi içerisine giriyor. Finansallarındaki satışların burada 5-6 ay veya 3-4 bilanço dönemindeki düşüşleri aslında şirketin hissesine ciddi manada bir olumsuzluk yaratmış. Ancak baktığımızda 2017 yılının artık sonlarına doğru yavaş yavaş yükselişler. Hani rahmetli Yaşar Erdinç hocamız da bazen söylüyordu ya, eğer bir şirketin satışlarındaki yükselişler hala devam ediyorsa, ancak hissenin fiyatı düşüyorsa siz buna bakmayın. Ne yapıyoruz? Eğer şirketin satışları artmaya devam ediyorsa sizler hisse fiyatının düşmesini fırsat bilin ve yatırım yapmaya devam edin. Çünkü o şirket mutlaka bir Ar-Ge çalışması yapacaktır ve ilerleyen zaman diliminde bu üretmiş oldukları satışlarından elde ettikleri bölümü mutlaka bir şekilde karlılığa dönüştürecek ve yukarı yönlü hareketini gerçekleştirecektir. İşte burada baktığımız zaman 2018 yılından itibaren öyle bir rally dönemi başlıyor ki neredeyse çılgınlar gibi yukarıya doğru yükselen bir satışla karşı karşıyayız. Burada net esas faaliyet karına baktığımızda satışların yükselmesiyle beraber yükseldiğini, satışların bir miktar yatayda kaldığı dönemde görüyorsunuz aşağıya doğru düştüğünü. İşte burada esas faaliyet karındaki artışın olmamasına rağmen esas faaliyetlerindeki net satışlar bölümündeki yükselişin aslında olumlu olmasını değerlendirmek hepimizin aslında bakış açısını biraz daha etkilemesi gerekiyor. Eğer bir şirketin satışları sürekli yukarı yönlü hareket ediyorsa, burada esas faaliyet karı yukarı yönlü gitmiyorsa, ilerleyen zaman diliminde yatırımları da eğer iyi olacaksa arkadaşlar, unutmayın ki bu şirketten 30-40 kat civarında bir para kazanma ihtimalimiz mevcut. Şimdi aşağı doğru gelelim isterseniz. Bakalım dönem varlıklarındaki yükselişler nerelere gelmiş? 30 bin seviyelerinden nerelere gelmiş? 1.1 milyar seviyelerine doğru geldiğini gözlemliyoruz. Nakit ve benzerleri bölümündeki bölümlerin bir miktar aşağıya doğru tekrardan son dönemlerde indiğini gözlemlemek mümkün. Ticari alacaklarındaki bölümün bir miktar yükseldiğini, baya ciddi anlamda geldiğini, işte 69, 100, 200 derken 575 milyon lira kadar geldiğini görüyoruz. Şirketin satışlarını arttırmasıyla beraber ticari alacaklarının da aslında artmasının gayet makul veya mantıklı bir açıklanabilir tarafının olduğunu da asla unutmamak lazım. Bunun haricinde stoklarına baktığımızda şirketin stoklarındaki bölümü yavaş yavaş arttırdığını, 2016 yılından itibaren bakın şuraya kadar yükselişler geliyor. 2016 yılından itibaren aslında burada bir sancılı dönemin geçtiğini gözlemlemek mümkün. Zaten tam da hissenin fiyatının aşağıya doğru düştüğü dönemden bahsediyoruz. Ardından ne oluyor? 2019 yılından itibaren stoklarını yavaş yavaş yukarıya doğru arttırmaya başladığında hissenin de fiyatını ne yapıyor arkadaşlar? Burada hisse fiyata grafiğe yansıtıyor ve yukarı yönlü hareketlenmeleri artık gelmeye başlıyor. Bundan sonraki süreçte duran varlıklarının artışlarından söz etmek mümkün olabilir. 17 bin seviyelerinden yüksele buralara kadar geldiğini görüyoruz. Bunun haricinde baktığımız zaman 2016'nın bakın bu bölümüne kadar güzel bir şekilde yükselmiş. Ama bu bölümde yine sancılı bir süreçte aşırı derecede yukarıya gitmediğini, hatta 2017'de bir miktar gerilediğini dahi görmek mümkün olabiliyor. Sonrasında ne yapıyor? 2019 yılından itibaren şirket bir atağa başlıyor ve 26, 30, 37 bin derken bir anda 2020'nin Haziran ayında 300 milyon seviyelerine doğru geliyor ve 984 milyona kadar ulaşmış görünüyor. Aşağıya doğru indiğimizde bakalım dikkatimizi çeken başka şeyler olacak mı diye sizlerle birlikte bakmak isterim. Bu şekilde ilerlemek istiyorum. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Bakalım toplam öz kaynaklar bölümü burada mevcut. Dikkatimizi çeken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yurt içi satışları veya yurt dışı satışlarına şimdi bakıyoruz. Yurt içi satışlarıyla yurt dışı satışlar arasındaki farkı hep beraber gözlemleyelim. 2012'lerde 6.000 seviyelerinde, sonrasında 2017'de 10.000 seviyelerinde, 30-40 derken 20.000 liralara geri iniyor. Ardından en büyük patlamaların olduğu yerler yine 2019 yılından itibaren yukarı yönlü bir ivmeyle devam ediyor diyebiliriz.
Burada her 3 aylık dönemde bir miktar düşüşlerin olduğu gerçek bir satışlarda hani yurt dışı satışlar bölümüne baktığımızda her 3 aylık dönem en düşük gelen dönemler. O yüzden bu firmada dönemsellikle alakalı bir durum olduğu için buraya geliyor neden burada 31 bin lira düşüyor ve ardından tekrar yükselişe geçiyor gibi düşünmeyin. Çünkü dönemsellik var burada. Buraya kadar baktığımızda gayet düzenli bir şekilde yükseldiğini gözlemlemek mümkün. Yurt içi satışlarına baktığımızda ise yurt içi satışlarında 2017'nin 3 aylığını pas geçiyorum burada. Ondan sonra 2017'de de 117, 118, 167, 239 milyon. 2018'de de bir miktar düşüşler var. 2019 yılından itibaren yine şirket aslında bas bas bağırıyor. Yani 2019 yıl diye bahsettiğim yer aslında bağıra bağıra ısrarla söylediğimiz nokta. Şirket satışlardaki karlılıklarını yurt içi yurt dışı satışlarını arttırdığı müddetçe aslında harika yerlere geldiğini gözlemlemek mümkün oluyor. Bunlara dikkat ederek eğer önümüzdeki süreçte yatırımlarımızı yaparsak yüksek bir ihtimal güzel kazançlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki bölüme baktığınızda hasılatlar bölümü ve satışların maliyeti bölümünde hesaplamalar yaparken kendinize bir bakış açısı katabilirsiniz diye değerlendiriyorum kıymetli dostlar, kıymetli takipçiler veya izleyenler. Evet, buraya kadar baktığımız dönemden sonra ekstra bir bölüm var mı? Ona şöyle bir göz gezdireyim. Yabancı para varlıkları bölümünde 446 milyon. Yabancı para yükümlülükleri 468 milyon. 21 milyonluk bir açığı var. Çok da büyük bir bedel değil. Bence yurt dışında eğer satışlarını arttırırsa yaptığı bu yatırımlarla birlikte bence yabancı para pozisyonu açısından da gayet güzel ön plana çıkacak diye düşünüyorum kıymetli dostlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Burada bakmış olduğunuz zaman işte nasıl işaretleyelim? Şurada 15 kuruşlarda 15 kuruşlardayken işaretleyelim şurada kırılımlardan itibaren artık karlılık elde ettiğini görüyoruz. Yavaş yavaş tarihi zirvelerine doğru geldiğimizde %45 yani 4500 yani ne demek yüzde aslında 4779 civarında bir kazancı elde ettiğini gözlemlemek mümkün 3 yıl içerisinde. İşte şirket kendisini aslında göstermiş veya bağıra bağıra demiş ki ben yatırımları yapıyorum, borçlarımı kapatıyorum, yeni gelecekle ilgili kayıtlı sermaye tavanını arttırıyorum ve bununla birlikte üretim kapasitemi de arttıracağım demiş ve buraya kadar gelmiş. Şimdi buradaki duruma baktığınızda 47 katlık bir sürecinden bahsediyoruz. 3 yıl içerisinde 47 kat kazanç elde ettirmiş. Koymuş olduğunuz 10 bin liranız 470 bin liraya gelmiş. 100 bin lira koyan birisinin kazancı 4,7 milyon demek. Buradan itibaren tarihi zirvelerine gelmiş 2021'den itibaren bir türlü gitmeyen bir firmayla karşı karşıyayız. Çok açık ve net konuşmak gerekirse eğer firmanın önümüzdeki süreçte söylemiş oldukları yatırım yapacağı 50 milyon dolarlık bedel bu firmanın gerçekleşirse muhtemelen 4-5 yıl içerisinde bu firmadan tekrardan yeni bir hikaye çıkar mı çıkmaz mı bunu incelemeniz gerekiyor. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Burada anlattığım bilgiler elbette yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Benim kendi araştırmalarım ve yapmış olduğum araştırmaların sonucunda da sizlere veya kendime bir anı kalsın diye vermiş olduğum bilgilendirmeden başka bir şey değildir. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.